Merhaba Gayometre izleyenleri. Bugünkü konuğumuz Girin Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Doçent Doktor Elza Alişova Demirdağ. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi bir tanısak. Elza Alişova Demirdağ 1979 7 Mart tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cebrail şehrinin Büyükmercanlı köyünde doğdum. 13 yaşına kadar Cebrail şehrin Büyükmercanlı köyünde yaşadım. Fakat 13 yaşında 1. Karabağ Savaşı sonucu yerlerimizi, meskenlerimizi terk etmek zorunda kaldık ve Azerbaycan'ın daha ileri bölgeleri olan Aran bölgesinde Saatli şehrinde meskunlaştık, orada yaşadık. Okulu orada bitirdim. Okulu bitirdikten sonra 1998'de Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin Azerbaycan Filoloji Fakültesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı bölümünü lisans olarak bitirdim. Aynı üniversitede Genel Dil Bilimi bölümünü yüksek lisans olarak bitirdim. Daha sonra Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nesim adına Dilçilik Enstitüsü Türk Dilleri Türkoloji Biliminde doktorayı bitirdim. Bu süreçte 1998 yılından 2005 yılına kadar Azerbaycan'da çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptım. Parlamento muhabiri, köşe yazarı ve en son Yeni Siyaset Seçim Bloku'nun basın danışmanı olarak görevimi sürdürdüm. 2006 yılında evlilik nedeniyle Kıbrıs'a yerleştim. O zaman zarfından itibaren Kıbrıs'ta yaşıyorum. 2013-2014 yılından itibaren de Girin Amerikan Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde görev yapmaktayım. Kıymetli hocam, kütüphane haftasından mütevelli ve akademik kariyerinizden de dolayı sizin bu kıymetli bilgileriniz bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Okuma kültürü nedir ve nasıl oluşturulmalıdır? Okuma kültürü nedir? Tabii okuma kültürü aslında son yıllarda Alanya'sında bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuma kültürüne çeşitli tanımlar vermemiz tabii ki mümkündür. En yalın şekliyle şöyle söyleyebiliriz. Okuma kültürü bir toplumun gelişimlik göstergelerinden biridir. Yani biri toplumsal olarak, demokrasi olarak gelişim göstermiş toplumlarda okuma kültürünün her zaman yüksek olduğunu biliyoruz. Okuma kültürü o toplumun hem rifah seviyesinin hem bilgi düzeyinin üst düzeylerde olduğunu gösteriyor. Bunu nasıl belirliyoruz? Okuma kültürünü çeşitli yöntemler kullanarak belirlemek mümkündür. İşte o ülkede satılan kitaplar, basılan kitaplar, kişi başına düşen okuma sayısı, kitapların, kütüphanelerin işlevi, kullanımı, evlerdeki kitap kütüphaneliklerin ve kitapların kullanımıyla ilgili bunu belirlemek mümkündür. Okuma kültürü aslında bir kültürel olgudur. Bir milletin, bir toplumun okuma kültürünün gelişmesi aslında o toplumun bireylerinin bireysel okuma alışkanlıklarının toplamıdır diyebiliriz. Aslında okuma kültürünü okuma alışkanlığı oluşturur. Nasıl oluşturur? Şöyle söyleyebiliriz. Bir birey okuma alışkanlığı geliştikçe en üst düzeye geliştikçe, en üst düzeye ulaştıkça okuma kültürünü oluşturuyor. Tabii okuma kültürünü oluşturmamız için öncelikle okuma alışkanlığını kazandırmamız gerekir. Okuma alışkanlığını nasıl kazandırmamız gerekiyor? Bunu biliyorsunuz, her şey ailede başladığı için okuma da ailede başlayan, okulda pekişen, olgunlaşan bir süreçtir. Okuma eylemi aslında uzun bir süreçte gerçekleşir. Zor bir süreçtir. Süreklilik arz ediyor. Çünkü küçük yaşlarından itibaren bireyin okumayı bir ihtiyaç, bir gereklilik olarak algılaması ve bilinçli olarak, bunu duyarlı olarak kazanması gerekiyor. Ne zaman ki birey artık okumayı bir ihtiyaç, hayatın zaruri bir ihtiyacı olarak görmeye başlıyor ve bilinçli bir şekilde okumaya başlıyorsa artık bu okuma alışkanlığı kültüre dönüşüyor. Nitelikli okuma, kişinin okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirme becerisine dönünce bu bir yaşam alanına dönüyor ve bu yaşam alanı da bir toplumun okuma kültürünü oluşturuyor. Peki hocam, dil, kültür bağlamında okumanın etkileri neler? Şimdi kültür nedir? Tabii ilk önce ondan başlamamız gerekir. Kültür bir milletin maddi ve manevi bütün değerlerinin toplamıdır. Soyut ve somut bize bırakılan mirastır. Şimdi her bir toplum kendi kültürünü gelecek nesillere, gelecek kuşaklara dil yoluyla aktarıyor değil mi? Bu bağlamda baktığımızda evet, dil bir iletişim vasıtasıdır, bir iletişim ünsiyet sağlayan bir organdır. Fakat dil aynı zamanda kültürün bir aynasıdır. Kültürümüzde olup da
dilimizde olmayan hiçbir şey yoktur. Yani biz kültürdeki bütün manevi, maddi ve manevi, bütün soyut ve somut miraslarımızı dilde yansıtıyoruz. Bu anlamda okumuş, özellikle okumayı kültürel anlamda ben şöyle yorumluyorum. Yani kültür bize yıllardır dedelerimizden, babalarımızdan miras kalan belli kalıplar, belli değerler yargısı. Şimdi okuma kültürü neydi dediydik az önce? Eleştirel bakış açısı, sorgulayabilen, okuduğunu anlayabilen, yorumlayabilen bir okuma geleneğidir. Şimdi bu bağlamda okuma, kültürümüzü de okumamız bu bağlamda çok önemlidir. Evet, kültür bizim yüzyıllardır bizi gelecek nesillere aktaran, taşıyan bir olgudur. Fakat kültürü de okumak çok önemlidir. Ben burada okumaktan bahsederken eleştirel okumadan bahsediyorum. Şimdi Türk kültürünü okumak anlamında eleştirel okumadan bahsetmek istiyorum. Eleştirel okuyarak biz kültürümüzü okumalı ve bu kültürün de aynı şekilde bize neler kattığını, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Evet, kültürümüzde çok güzel değerlerimiz var ama bazı değer yargılarımız, bazı kalıplarımızın bizim gelişmemizi engel türettiğini, önümüze çıktığını görüyoruz. Bu anlamda kültürü okumak, kültürü yeniden okumak, o kültürü almak, okumak, yorumlamak ve bize faydası olanlara tutunup faydası olmayanları kültürümüzden atmamız gerekmektedir. Bu anlamda eleştirel okuma bakış açısına sahip bireylerin de kültürü yeniden okuması bağlamında bence okuma kültürünün çok etkisi vardır diye düşünüyorum. Gayet güzel ve olumlu düşünüyorsunuz hocam. Peki teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmenin okuma üzerindeki etkisini nasıl değerlendiririz? Şimdi okuma dediğimizde yüzyıllardır basılı bir kitaptan bahsediyoruz. Yani basılı bir kitabı okumaktan bahsediyoruz ve buna okuma diyoruz, okuma kültürü diyoruz. Tabii dijital çağın gelişmesiyle birlikte aslında bunun yerini dijital okuma aldı. Dijital okuma nedir? Dijital metinleri okumadır. Yani baktığınızda evet, çok büyük farkı yoktur. Bazı avantajları, bazı dezavantajları tabii ki mümkün vardır. Tabii ki onları göz ardı edemeyiz. Fakat şöyle bir şey var ya, özellikle son dönemlerde pandemi, onun arkasında işte deprem olayından sonra gördük ki aslında uzaktan eğitimin, uzaktan öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu biz de dikkatimizi çekti. Çok önemliydi. Bu anlamda dijital okuma okumanın yollarından biridir sadece. Tabii ki o yolla da istediğimiz bilgiyi okuyabiliriz. Tabii bu arada yüzeysel okuma tekniklerinden de bahsediyorlar. İşte kitapta ne yapıyoruz? Not alıyoruz, kenarına yazıyoruz, özümsüyoruz, okuyoruz. Dijital okumada bunun olmadığından bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Nesiller arasındaki geçişlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii eski bir okuyan için kitap okuması, o kitabı hissetmesi çok önemliydi. Ama dijital çağın içerisinde doğmuş bir çocuk, o alışkanlıkları kazanmadığı için zaten dijital okuma onun öğrendiği bir yol olduğu için o kadar dezavantajını yaşayacağını zannetmiyorum. Tabii dijital okuması günün sonunda tabii önemli olan okumaktır. Dijital okuma olur, basılı kitabı okumak olur, fark etmiyor. Yani okuyarak kendimizi geliştirmek, kendi kültürümüzü geliştirmek, sorgulayan birey olmak, eleştirel bakış açısına sahip olmak, yani bu toplumda kendimize ait bir yerimizin olması, toplumda, dünyada bilgi üreten bir toplum olmak istiyorsak bunların hepsinin sonucunda okumak çok önemlidir. Yani okumak okumak yine de okumak diyelim. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerimize ve sevgili Gayumeli izleyenlerine son olarak bir mesajınız var mıydı? Son olarak tabii ki gençlerimiz, yani gençlere haksızlık etmemek gerekir. Ben özellikle Türkçe öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği öğrencilerin derslerine giriyorum. Okuyorlar öğrencilerimiz. Özellikle gelen neslin içerisinde çok okuyan, eleştiren, sorgulayan genç neslin olduğunu görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Okumaya devam etsinler. Tabii ki bu bilgi kirliliğinde fazla kitaplar var. Farklı hatta kişisel gelişim alanında da çok bir füryadır başını almış gitmiş, çok fazla var. Yani daha seçici olarak, yani onları besleyen, geliştiren, bakış açılarını destekleyen, dünyaya farklı yollardan nasıl bakmalarını geliştiren, onlara yol gösteren kitapları seçmelerini tavsiye ediyorum. Okumaya devam etsinler. Kütüphane haftasında bize bu kıymetli bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun davet ettiğiniz için. Eksik olun. Gavimedya'nın bugünkü konuğu Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Elza Alişova Demirzadı.
Gavimedya yayınları devam edecek. Takipte kalın, hoşça kalın.